Merhaba canlarım, iyi günler dilerim, güzellerim benim. Evet, poşet olayında yanlışlık yaptığım konusunda gelen eleştirileri saygıyla, anlayışla karşılıyorum. Benim canlarım. Ama kusura bakmayın, o kadar çok konuşuyorum ki. Demek yanlış anlatmışım. Ben poşetlerin parayla verilmesine, poşetlerin kullanımının caydırılmasına karşı değilim. Asla karşı değilim. Hiç umurumda bile olmaz ve sevinirim. Doğaya zarar veren her şeyin kullanılmasının yasaklanmasından ya da çok büyük bedeller talep edilerek caydırılmasından yanayım. Buna hiçbir itirazım yok. Benim itirazım 25 kuruşa. Ya yasaklayın. Yasaklayın. Markete gidecek olan, niyetli olan herkes markete gittiğinde yanında torbasıyla, filesiyle, neyse işte yani zembiliyle, bizim zamanımızda öyleydi. Zembil ve file vardı benim çocukluğumda. Gitsin. Ya da biraz yüksek fiyat koyun abi. Biraz yüksek fiyat koyun. Caysınlar almaktan. Alan da ya da geri tekrar getirip o parayı, poşeti geri getirip aynen teslim etsin. Markete parasını iade alsın. Yani bundan daha kolay ne var? Yani bir nevi depozito. Ben bunu eleştirirken dünyanın hiçbir yerinde yoktur diye ağzımdan bir laf çıktı. Arkadaşlarım, bu bir deyimdir. Bu abartma deyimidir. Rahmetli Hasan Pulur da bunu çok eleştirdi, bu cümlenin kullanılmasını. Ama biz Türkler böyleyiz. Biz Türkler bunu kullanırız. Beni eleştiren pek çoğunuz sanırım günde birkaç kere bu cümleyi kullanıyorsunuzdur. Deyimler hayatımızın vazgeçilmezleridir. Atın ölümü arpadan olsun diye deyim kullanırız. Biz at mıyız? Mesela birisini fazla bir şey yediği zaman aman dur ne yapıyorsun dediğin zaman ne der? Aman atın ölümü arpadan olsun der değil mi? Adam kendini at yerine koyar. Olur, bunlar deyimler. Bütün dünyanın dillerinde deyimler vardır. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur demek, anlattığınız bir olayı güçlendirmek içindir. İnandırıcılığını arttırmak içindir. Ben onu yaptım, affedersiniz. Yanlış yaptım. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde yoktur dememeye gayret göstereceğim. Yoksa yani her sene hemen hemen bir defa en az Avrupa ülkelerinden birini, hatta birkaçını ziyaret eden bir dedeyim. Oralarda poşetlerin parayla satıldığını biliyorum. Ama kaça satıldığını da biliyorum. Hollanda'da bilhassa oldukça yüksektir fiyatlar. Canlarım benim, güzellerim benim. Neyse. Ya yıl sonu gecesi, yani 31 Aralık'ı 1 Ocağa bağlayan gece Özgür Suriye Ordusu, yani ÖSO, bizim devletimizin çok sevdiği ÖSO, Suriye rejiminin resmi sahibi, Başkan Esad'ın ve rejim taraftarlarının ise nefret ettiği, terör örgütü olarak gördüğü ÖSO, Taksim meydanımızı ellerinde bayraklarıyla işgal ettiler. O Taksim meydanı ki bizim yüceler yücesi hükümetimiz işçilerimizi oraya sokmaz. Evet, Türk işçilerine Taksim'e gelip eğlence yapmak, mesela 1 Mayıs Bahar Bayramı'nı kutlamak gibi bütün dünyada bayramdır, kutlamak yasaktır. Bizim emekçilerimiz, bizim Taksim meydanımızı da bayram kutlayamazlar. Ama Esad'a teröristlik edenler ya da Esad'ın ya da komşu Suriye devletinin, resmi devletinin terör örgütü olarak tanımladığı ÖSO örgütünün elemanları ellerinde bayraklarla bizim Taksim meydanımızda yıl sonu kutlamaları, yılbaşı kutlamaları, neyse ne dersiniz deyin, yaparlar. Ve devletimizin ve İçişleri Bakanlığımızın hiç sesi soluğu çıkmaz. Ya ne hale geldik ya. Ne hale geldik ya. Halbuki bize terör örgütlüğü yapan, insanlarımıza saldıran, sivillerimizi öldüren, askerlerimizi şehit eden, terör örgütünün bayraklarından birini bir Avrupa kentinin sokaklarında görsek, o Avrupa ülkesinin liderlerini, siyasetçilerini, hükümetlerini, bakanlarını yerin dibine sokarız. Ağızlarına sıçarız, affedersiniz. Yapar mıyız? Yaparız abi. Hakkımız mı? Hakkımız abi. Biz neden el alemin teröristine değil, gel benim işçimi, emekçimi sokmadığım Taksim, kutsal Taksim meydanımda Yığızbaşı kutla diye izin veriyoruz? Biz neden böyleyiz sahi ya? Neden böyleyiz biz? Bir anlayabilsem, bir çözebilsem bunu. Çözemiyorum abi. TRT televizyonu biliyorsunuz bizlerden, elektrik parası adı altında ödediğimiz haraçlardan toplanan paralarla ayakta kalıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Binlerce çalışan var, binlerce. Herhalde 11-12 bin kişi çalışıyor. Olağanüstü masraf, reklam geliri hiç. Sudan ucuz. Ve bu TRT'de ünlü bir sanatçımızın damadı olmakla bilinen, ünlü bir sanatçımızın ve çok ünlü bir futbolcumuzun aynı zamanda damadı olarak tanıdığımız bir arkadaş bir yarışma programı sunuyor. Yarışma programında Irak'ın devrik başkanı Saddam'ın heykelini gösteriyor. Boynunda ip, aşağı çekiyorlar ya, ünlü heykelin kırılması. Ve soruyor bu heykel kimin diye. Şimdi bakın. Şimdi bu heykeli aşağıya devrilmesini Müjdat Gezen sorsaydı, Metin Akpınar sorsaydı bu soruyu, ya da ne bileyim seküler bir televizyonda ya da Fox TV'de yapılan bir yarışma programında bu soru sorulsaydı, soruyu soran abi ertesi sabah kargalar bokunu yemeden daha polis tarafından alınır, savcının önüne götürülürdü. Hesap ver, ne demek istiyorsan. Değil mi? Peki. Ama TRT devletinin televizyonda yapılınca bu akıllara başka şey getiriyor. Haklı olarak. Ve seviniyorlar. Ne getiriyor mesela? Fesli var ya, fesli, bir tane fesli. Akıl yoksunu devletin hastanesi bu adamın aklının olmadığını söylüyor. Ben ne yapayım yani? Akıl hastası olduğunu söylüyor yani. Ben de akıl hastasılığı nedir? Akıldan yoksun olmak demektir. İşte o akıl hastası diyor ya, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelleri için konuşmalar yapıyor. Sonra o heykeller kırılıyor birileri tarafından. Canlarım. Fatma Çetin kardeşim bir fıkra göndermiş. Nasrettin Hoca kadı. Köylü gelmiş, hocam demiş. Senin inekle benim inek takıştılar birbirlerine. İtiştiler, kakıştılar birbirleriyle böyle. Mücadele ettiler. Senin inek benim ineği uçurumdan aşağı itti. Telef oldu ineği. Ben tazminatımı isterim. Hoca demiş ki hayvan bunlar ya. Hayvan birbirine takışır. İtişir de kakışır da. Ne tazminatı. Abi bu affedersin demiş hocam, affedersin. Yanlış söyledim. Benim inek senin ineği uçurumdan aşağı etti, telef etti deyince ha demiş hocam, dur bakalım kara kaplı kitap ne yazıyor. Yahu o hale geldik ki. Bize terör örgütlüğü, örgüt olarak isimleri almak istemedim. Terör örgütleri bize saldıran, bizim şehidimiz, askerimizi şehit eden, sivilimizi öldüren terör örgütü bayrakları Avrupa bir şehrinde sallandığında Avrupa ülkesinin siyasetçilerini, hükümetlerini yerin dibine batırıyoruz. Komşumuzun teröristleri Taksim meydanımızda bayraklı kutlamalar yapıyor. Onlara yol veriyoruz. Hem de kendi emekçilerimizi sokmadığımız Taksim meydanında yapıyoruz bunu. Başka? İşte Müjdat Gezen'den Metin Akpınar bir tarihi olay anlatıyorlar. Tarihi bir olay, yakın tarihi anlatıyorlar. Ve herkese demokrasi dersi veriyorlar. Ertesi sabah savcının karşısına çıkarıyorlar polis marifetiyle. Devletin TRT'sinde çok daha beter bir görüntü yayınlanıyor. Görüntüyü yayınlayana hiçbir şey denmediği gibi Atatürk'ü hatırlatmış olma ihtimali bile gönüllerini serinletiyor arkadaşlarım. Ya böyle bir ülke olur mu ya? Bir ülkeyi böyle bir zihniyet yönetiyorsa daha fazla, daha ileri gidilebilir mi ya? Bence gidilemez. Ve gidilemeyeceğinden de eminim. Bitmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı bir çağrı yapmış. Demiş ki her camide en az 10 genç örgütlensin. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiği zaman kendilerini orada Cumhurbaşkanımızı korusunlar. Geldiği zaman, gittiği zaman, gelmediği zaman. 84 bin cami çarpı 10, 840 bin eli silahlı AK Partili genç. 840 bin İran Muhafız Ordusu. İran'da seküler, laik rejimi yıkan, şah rejimini deviren mollalar neyle devirdiler? İşte o sivillerle. Evet. Camilerde örgütledikleri eli silahlı sivillerle rejimi devirdiler. Bir gecede yok ettiler. 840 bin kişi yapar. Ya arkadaşlar, bu Diyanet İşleri Başkanı hala görevde, biliyor musunuz? Ya nasıl gülmeyeyim ya? Ya nasıl gülmeyeyim ya? Ağlayayım mı yani? Nasıl da? Bu kadar saçmalıkların yaşandığı bir ülkede ben daha ne yapabilirim ya? Daha nasıl bir muhalefet yapılabilir bu ülkede bilmiyorum ki. Canlarım benim. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Akşam 18'de görüşmek üzere. İnanın saat 1'e 25 var şu anda. Programı çekiyorum. Hatta 1'e 20 falan var. Az önce baktım, enflasyon rakamları açıklanmamıştı. Bir şey söyleyemedim. Hele bir açıklansın. O konuda da tabii biçip laf edeceğiz. Hoşça kalın. Akşam 18'de görüşmek üzere.